Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda yine geliştiriciler için çok güzel bir site paylaşıyor olacağım. Özellikle geliştiriciler ide ve editörleri kullandıklarında font tercihlerini hep kişisel olarak farklı seçeneklerden yana tutabiliyorlar. Örnek veriyorum kimisi Code, JetBrains, Mono, Cascadia font vesaire bunları kullanabiliyorlar. Ben çoğu zaman değişiklik yapıyorum bu fontlar üzerinde. Şimdi arkadaşlar siteyi hemen sizlerle paylaşmak istiyorum ve sitenin özellikleri, ne tür fontlar var bunları beraber görelim istiyorum. Şimdi sitenin adı programmingfonts.org sitenin adı arkadaşlar. Hemen programming... fonts diyelim. Bir Google'dan bakalım ilk sırada çıkıyor mu? Gördüğünüz gibi burada yer alıyor sitemiz ve siteye girdiğiniz gibi bir dark tema modunda site karşılıyor bizi. Normalde Mac bilgisayarından girdiğimde Mac bilgisayarda light tema mevcut. Light bir arayüz karşılıyor bizi. Dark ve light uyumu da mevcut sitede. Neyse asıl konumuza geçelim. Şimdi burada gördüğünüz gibi toplamda 103 tane font var. sürekli güncellendiğini söylüyor arkadaş gidap hesabından da hemen ziyaret edelim. 846 starı mevcut ve aktif olarak da kontribütörleri olduğunu görüyoruz. Şu an videoyu çekerken 103 font ama ileride daha fazla olacaktır bu sayı. Şimdi hemen en baştan e, sitenin var, var olan özelliklerini anlatmak istiyorum. E, gördüğünüz gibi burada kullanabileceğiniz e, font aileleri mevcut. Şu en üstte, sol en üstte Serif or Sans denilen bir buton var. Bu arkadaşlar e, şu an kenarları keskin ya da şey olan e, nasıl diyeyim Sans modda ya da Serif modda Serifs daha çok kenarlarında çıkıntı olan e, font ailesi türü. Ama sans ise e, daha yumuşak hatları olan bir font ailesi. Butonun üzerine bakarsanız arkadaşlar keskin olmayan bir S harfi görüyorsunuz. Bu şu anlama geliyor. Bu sans modda şu an. Yani şu an fontlarda da görebileceğiniz gibi sonlarında bitişik olduğu yerlerde e, bitiş kısımlarında herhangi bir keskin olmayan bir çıkıntı olmadığını görüyoruz. Ama buna bir tıkladığınızda bakın hemen S'ye bir çıkıntı ekledi. Burada bazı font karakterlerinde çıkıntılar mevcut. Mesela L'nin bittiği kısım ya da ne bileyim E'nin en altta bittiği kısım, üstten bitiş kısmı gibi yerlerde çıkıntılar mevcut. Serif fontlar bunlar oluyor. Ama genel itibariyle yazımcılar olarak sans fontları tercih ediyoruz görünürlük açısından. Tabi tamamen yine kişisel karar bu. Şimdi bunu anlattıktan sonra hemen diğer bir seçeneğimize geçelim. Diğer bir seçeneğimiz ise sıfır görünüm stili arkadaşlar. Bakın şu an üzerinde sıfırın üzerinde şöyle yukarıdan aşağı yatay bir şekilde bir çizgi var. Eğer buna tıklarsanız şu yatay çizginin olduğu ve şöyle yapalım. Sans font türü olan fontları listeliyoruz sadece. Yani şuradan bir güzelce filtre uygulayabiliyorsunuz kendinize. Bakın hem sıfırda şöyle yatayda yamuk bir çizgi olan burada açıkçası oyla birbirine karıştırılmaması için bir ayrım yapılmış. O yüzden güzel olmuş bu font türünü seçerseniz bence sizin için de iyi olur. Diğer bir sıfır türü ise arkadaşlar içinde nokta olan bakın şunu da yok. Onu anlamadım. Herhalde şuradaki O'nun ters olması ve sıfırın düz olmasından mıdır onu bilmiyorum ama genel itibariyle şuradaki filtreye uygun e, fontlar geliyor içerisinde nokta olan fontlar evet gördüğünüz gibi bu seçenek de bu şekilde diğer bir seçeneğimiz ise arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi üzerine geldiğiniz zaman rendering yazıyor bu da arkadaşlar bunun böyle okunaklı bir şekilde e, gözükmesini mi istiyorsunuz normal günlük hayatta da her yerde karşılaştığımız font türünde mi yoksa daha böyle nasıl diyeyim nostaljik şeyler mi istiyorsunuz Atari oyunlarında falan genelde olurdu ee, şu an bu da değil bu arada. Şu iki tane ya şu filtrelemelerime uygun e, iki tane çıktı şu an. Bakın gördüğünüz gibi daha böyle piksel piksel bir görünüm mevcut bunda. Eski Atari oyunlarında e, gördüğümüz font türleri. Nostalji yaşamak istiyorsanız ve gerçekten seviyorsanız böyle fontları yine tercih meselesi kullanılabilir. Diğer bir seçenek ise arkadaşlar benim kesinlikle en çok tercih ettiğim ve gerçekten geliştirmede çok şık gözüken e, Ligatures dediğimiz e, font ligatures olarak geçiyor. Bu da e, birleşik karakterleri birleştirerek ortaya farklı bir görünüm sunan bir seçenek. Şu an bu dört tane seçeneği yaptığımda piksel ile beraber çok fazla seçenek çıkmadı. Ama ben bunu vektöre çeviriyorum. Bakın şimdi burada tam olarak gözükmedi. E, fontun yüklenememesinden de olabilir bu arada. Bazen oluyor tıklıyorsunuz font yüklenmiyor. Varsayılan font gözükebiliyor ona da dikkat edin bakın ikinci tıkladığımda hemen istediğim seçenek şuradaki eşittir büyük işaretinin birleştirilmesiyle ligatures dediğimiz özelliğin ne olduğunu hemen burada gördük. Bunu kaldırırsak arkadaşlar farklı bir fonta geçelim. şurada gördüğünüz gibi aslında eşittir büyüktür karakterleri yan yana gelerek az önceki görünümü oluşturdular. Bakın. Sadece bu değil bu arada. Yani JavaScript'te yer alan 3 eşittir işaretinin de böyle tek eşittir gibi gözükmesi gibi birçok nokta var. Ya da eşittir, küçüktür, eşittir'i de yapan fontlar var ama şu an bunda olmadı mesela. Büyüktür, eşittir yapalım. Bunda yok mesela. Başka bir font da deneyelim. Onu da if bloklarında çok sık kullandığımız için özellikle onu göstermek istiyorum. Bakın gördüğünüz gibi... Eşittir, büyüktürü bu şekilde gösteriyor. Bence çok tatlı kodda da, da e, çok güzel gözüküyor. Eğer seniz daha önce deneyimlemenizi tavsiye ederim. Bu arada aktif olarak şu an Cascadia kod fontunu kullanıyorum. E, onu da tavsiye ederim denemenizi eğer deneyimlemediyseniz. Yine Fira kodu kullandım ve halen e, dediğim gibi belli aralıklarla değiştirdiğim font ailesi içerisinde Cascadia kod var, Fira kod var, Red Brains, mono var. E, benim önerebileceğim fontlar şu an bu listedekiler bunlar deneyimlemenizi tavsiye ederim. Yine bunların ligatures desteği olan, sans desteği olan, nokta içerisinde nokta olan sıfır görünümü nokta olan ve vektör renderingi vektör olan font ailesi benim tercih ettiklerim genellikle. Ya Eğer bu font ailelerini çok sık takip ediyorsanız ve yazarlarını da çok merak ediyorsanız özellikle bir yazarın fontlarıyla ilgileniyorsanız burada yazar filtreleme de mevcut. Mesela Aaron Bell Cascadia kodu üretmiş. Benim en çok tercih ettiğim şu an ve güncel olarak kullandım. Bunun şu an bir tane font olduğunu görüyoruz. Ama şu an Adrian Smith'in iki tane olduğunu görüyoruz mesela. Takip ediyorsanız font yazarlarını da bu şekilde filtreleyebilirsiniz. Ya da oldu ki bilgisayar formatladınız ya da başka bir bilgisayara geçtiniz. En çok tercih ettiğiniz fontu indirmek istiyorsunuz ilgili official link'i de yani fontun kendi kaynağı, gida adresi ya da kendi resmi adresi varsa onu da hatırlamıyorsanız buraya gelip mesela Cascadia'yı e, ulaşabiliyorsunuz arama kısmından. Böylelikle web site diyorsunuz buradan ve web sitesine doğrudan ulaşıyorsunuz. Genellikle e, gidab hesaplarına gönderiliyor ama e, official siteler de var. E, değinmeden geçemeyeceğim bir nokta ise çok çok az olmasına rağmen... 3-5 tanesinde de ücretli olan fontlar var. Onlara da dikkat etmenizi öneririm. Şimdi sitenin bazı özelliklerine daha geçelim. Mesela pinleyebiliyoruz arkadaşlar. Cascadia kod benim en çok kullandığım kod dedim. Değil mi? Fira kod yine benim en çok kullandığım kod. JetBrains Mono en çok kullandığım kod. Bu şekilde filtreledim. Bakın en başta çıktı. Yarın öbür gün sayfayı kapatıp tekrar geldiğinizde eğer tarayıcı geçmişini temizlemezseniz tarayıcı geçmişi de demeyeyim aslında. Tarayıcıya ait bilgileri temizlemezsiniz diyeyim. Çünkü bu tarayıcı geçmişinde saklamıyor. Application içerisinde local storage'da saklıyor. Tarayıcıya ait tüm bilgileri temizlediğinizde eğer bu da giderse buradaki pinleriniz de gider. O yüzden bir account'a bağlı falan olmadığı için e, bu pinlerinizin çok bir kalıcılığı yok aslında. Ama anlık olarak e, bu pinler dursun da sonra ziyaret ederim derseniz o başka seçtiğiniz fontları farklı büyüklüklerde ya da line height'lerde görmek isteyebilirsiniz. O yüzden altta bazı seçenekler mevcut. Mesela fontun kalitesini ya da özelliklerini tam anlayabilmek için tavsiyem 20 ve üstünde ön izlemeniz. Gerçekten detayları bu şekilde çok net görüyorsunuz. E, onun haricinde eğer çok iç içe girmişse buradan line height'ini de ayarlayabilirsiniz. Belki buradaki line height'in ön izlemesine göre idenizde ya da editörünüzde line height ayarlamasını da yapabilirsiniz. Bu da güzel bir avantaj. Ee, onun haricinde şu an arayüzde gördüğünüz tema e, Monokai dediğimiz bir tema. Zaten yıllardır benim kendi bloğumda da kullandığım Code Mirror denilen JavaScript extension'ı kullanılıyor ve ona ait temalar. Yani burada gördüğünüz gibi Monokai teması mevcut ve bunu farklı temalara alıp fontunuzun nasıl gözüktüğünü görebilirsiniz. Mesela Dracula da bu şekilde gözüküyor. Onun haricinde JavaScript'le çok ilgilenmiyorsanız ve İlgilendiğiniz diller burada varsa örnek veriyorum Swift, XML, CSS. E mesela CSS'te görmek istiyorum diyorsunuz ama bu şu an bir CSS kodu değil. Kendinize ait bir CSS kodunu alalım hemen bilgisayarımızdan. Mesela Visual Studio 2019'da bir Blazor eğitim serisi başlattık. Bu Blazor eğitim serisi içerisindeki örnek yer alan CSS'imizi alalım. Hatta doğrudan açık site.css dosyasını aldık arkadaşlar. Yapıştırdık buraya. Burayı da CSS olarak seçtik. Bakın az önce seçtiğim Font'u doğrudan CSS ön görüyorum. Mesela bunu değil de ne dedik? FiraKot'ta denemek istiyorum. FiraKot'ta bu şekilde gözüküyor. JetBrains Mono. Bu şekilde gözüküyor. Böyle doğrudan farklarını görebilirsiniz. Üçü de gerçekten çok yumuşak geçişleri olan ve üçünün de benim en çok sevdiğim Ligatures dediğimiz e, özelliği olan yani karakterleri birleştirme e, desteği olan fontlar. Bu projeye ait GitHub reposuna isterseniz şuradaki Gidap bir konudan ulaşabilirsiniz, kontribüte bulunabilirsiniz, katkıda bulunabilirsiniz. Ee, yani gidap hesabını da bu şekilde dolaşabilirsiniz ya da içinizden geliyorsa bir bağış yapabilirsiniz arkadaşlar. Normalde bugün böyle bir e, seriyle karşılaşmadan önce aslında e, bunu bulmamın sebeplerinden biri e, böyle bir şey var mı diye aramak için yola çıktım. Eğer yoksa da çok basit bir proje yapıp aynı şu şekilde basit bir projeyle ön izlemesini yaptım ve karşılaştığım developer'lara uygun fontları listeleyebileceğim ve böyle seçtiğimizde örnek kodlara uygulayabileceğim birebir aynısı. Belki üst seçenekler aklıma o an gelmedi kesinlikle ama gördüğümde gerçekten çok güzel olduğunu söyledim. Böyle fitreler koyabilirdim sonrasında. Ama olduğunu görünce Amerika'yı ikinci defa keşfetmeden arkadaşın böyle bir projesini paylaşmaya uygun gördüm. Normalde ben böyle bir font listesini unutmamak adına ve başkalarını da paylaşmak adına muratöner.net'te paylaşıyordum. Ve paylaşmaya devam ediyorum karşılaştıkça da. En son Kaskadia kodu gördüm ve güncelledim makaleyi. Mesela developer font tavsiyeleri diyelim. Silelim muratöner.net'i. Burada gördüğünüz gibi developer font tavsiyeleri 9 ay önce paylaşmışım. Ama sürekli güncelliyorum. Dediğim gibi karşılaştığım ve deneyimlediğim fontlar oldukça bütün karşılaştığım fontları da eklemiyorum bu arada. Gerçekten deneyimlediğim fontları ekliyorum. Mesela size Dank Mono'yu söylememiştim. Bu da deneyimlediğim. de söylemedim. Operatör Mono, IBM Plex Mono bu da beğendiğim fontlardan biri bu arada. En son da Cascadia Code Font. Özellikle bu fontları denemenizi ve makaleyi de incelemenizi öneririm. Videonun açıklama kısmında da zaten makalemi paylaşıyor olacağım. Peki, beğendiğimiz bu fontları nasıl indirebiliriz? Hemen onu görelim arkadaşlar hızlıca. Şimdi burada 3 tane listede e, fontlarım olduğunu söylemiştim. Firakod, JetBrains e, gibi fontlarım vardı. Mesela Firakod'u indirip uygulamak istiyorum e, Visual Studio kodumda. Bunun için arkadaşlar, üzerine geldiğinizde şurada Website diye bir buton var. Pin'in hemen solunda yer alan. E, bu linke, butona tıklıyoruz ve bizi GitHub hesabına yönlendirdi. Şurada Download ve Install seçeneği görüyoruz. Ya da Relays'de var mı diye bakalım. İsterseniz Zip içerisinde de olabilir ama bizi direkt zaten şuradaki yerden yönlendiriyor. Download ve Install gibi butonlar görürseniz orayı kullanmanızı öneririm. Şimdi herhangi bir geçici bir yere indiriyoruz. İndirdiğimiz dosyayı açalım. Zip'i çıkaralım klasöre. Şimdi burada TTF True Type fontları yüklüyoruz ya da OTF dediğimiz font türleri var ya OTF ya da True Type font dediğimiz sonu TTF uzantısıyla biten fontları sağ tuş yapıyoruz hepsini seçip e, tüm kullanıcılar için yükle ya da yükle diyebilirsiniz fark etmez ama birden fazla e, kullanıcınız varsa ve hepsini uygulamak istiyorsanız tüm kullanıcılar için yükle diyebilirsiniz. Ben de var olduğu için böyle bir şey verdi ama siz de doğrudan yükleyecektir. Evet diyelim. Fontumuzu yükledik. Şimdi hemen Visual Studio kodumuzu açalım. Bakın şu an Arial e, uygulanmış durumda. Şimdi Arial ile e, uygulanmış Visual Studio Code'a kendi indirdiğiniz fontları uygulamak için şu sol altta yer alan ayarlar butonunda tıkladıktan sonra açılan menüdeki settings'e tıklıyorsunuz. Ve buradan font diyorsunuz. Zaten ilk e, açılan ekranda herhangi bir filtre girmeden de geliyordu. Ama buraya font family derseniz bu şekilde filtrelemiş olursunuz. Yarın öbür gün... E, font family'nin üzerinde daha fazla seçenek geldiğinde ortadan kaybolmasın diye. Ama filtreyi de sildiğinizde burada görüyorsunuz doğrudan. Şimdi buraya e, güncel fontumuzu ilk uygulaması için eğer bu fontu bulamazsa buna geçecek ya da üçüncü biri varsa onu da bunu da bulamazsa üçüncüye geçecek gibi sıralama yapabiliyorsunuz burada. Şimdi Firacot Semi Bold diyoruz arkadaşlar. Birçok türü vardı orada. Bakın Semi Bold dediğinizde daha çok bold görünüme sahip olan bir e, font türünü bir anım font türünü seçti. Buradaki e, dosya adıyla yazmıyorsunuz bunu arkadaşlar. Bakın üzerine geldiğiniz zaman başlık adı var. O başlık adıyla oraya yazmanız gerekiyor. Mesela Firakot Light diye bir tanım da kullanabiliyor musunuz Gördüğünüz gibi böyle çok light bir e, tasarım da kullanabilirsiniz Firakot ailesinin ya da kendi nedeniniz e, font ailesinin hangi özellikleri varsa onları da kullanabilirsiniz. En son olarak bir de retina'yı görelim. Bu fire kodun biri olan retina'yı. Retina'da da böyle semi boldla light arası bir görünüm. Gayet dokunaklı bence. E, bu şekilde fontları indirip Visual Studio'da uygulayabiliyorsunuz. Burada e, font e, ligatures dediğimiz özellik varsayılı olarak Visual Studio'da Visual Studio kodda açık değil. Hemen onu arkadaşlar göstereyim. Font e, ligatures diyelim. Bakın şuradaki editor font ligatures seçeneğini görüyorsunuz. Edit in settings.json'a tıklıyorsunuz. Burada ben bunu true yaptım. Normalde burada yok. Bunu böyle hayal edin. şimdi settings'e tekrar geldiniz. Buna tıkladınız. Olmadığı senaryoda sizi bu şekilde yönlendirecek. Bu etiketi açacak. Az önce silmiştim. Sonunda da null ekledi. şimdi bu nullken bir bakalım koda. Bakın gördüğünüz gibi Size demiştim ya şu karakterleri birleştirme özelliği ligatures bu işe yarıyor. Mesela if'te büyüktür eşittir vesaire kullanalım hemen hızlıca. Mesela bir büyüktür eşittir sıfır diyelim. Bakın bunda da herhangi bir şekilde birleştirmedi. Veya ne demiştik? 3 eşittir yan yana e, olayı vardı. Bir eşit eşitse 1'e ya da ne bileyim bir eşit eşitse 1'e diyebilirsiniz. Hemen bunu açalım. Turu yapalım burayı anlık olarak etkisini görelim. Gördüğünüz gibi gayet tatlı bir şekilde gözüküyor. Kodunuz bence çok çok daha okunaklı oluyor bu şekilde. 2 e, eşittir bu şekilde, 3 eşittir bu şekilde, eşittir büyüktür bu şekilde. Ya da Lambda Expression dediğimiz şu karakterlerin birleşimiyle ortaya çıkan bir e, ligatures desteğinin olduğunu görüyoruz frekodun. E, bu şekilde fontları kullanabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bu tarz videoların devamını istiyorsanız lütfen kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, paylaşmayı ve olumlu olumsuz geri bildirimlerinizi gelişmemiz açısından yorum kısmından belirtmeyi unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.